O bir Trakyalı, o bir gazeteci. Doğru, ilkeli programlarıyla ses getirmeye devam eden Davut Kurtuluş. Trakya ve Marmara bölgesindeki köyleri adım adım gezmeye devam ediyor. Bundan böyle Davut Kurtuluş'la Rumeli TV'de gösterilmeyen bir tek köy kalmayacak. Bizi arayın, sizin de köyünüz sevilen Rumeli türküleriyle devamlı ekranda gösterilsin. 0536-268-62-46 Davut Kurtuluş. Rumeli TV Köşe Bucak Trakya programında hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli izleyenler, bu programlarda bizler başta Trakya bölgesi olmak üzere tüm Marmara bölgesinde bulunan esnaf kredi kefalet kooperatifleri, ziraat odaları, esnaf odaları, şoförler odaları gibi tüm odalarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette de kazananlara hayırlı olsun diyoruz. Hocam. Ve yeni görevlerine gelenlere de başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Bu şu demek oluyor. Bizler konuk ettiğimiz kredi kefalet veya oda başkanlarına sizler adına onları hesaba çekiyoruz. Onların da yapmış olduğu hizmetleri de onlar da anlatma imkanına kavuşuyor. İşte bugün bu programda Tekirdağ ilimizin Ergene ilçesinden tekrar sizlere merhaba diyoruz ve yanımızda Ergene Kredi Kefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Soner Ervar. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut Bey. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi efendim bir tek özelliğiniz var sizin. Türkiye'nin en genç esnaf kredi kefalet kooperatif başkanlık unvanını kurucu başkanı. Kurucu başkanısınız. Evet. Bunun yanı sıra yine yaş olarak en genç başkanlarımızdan bir tanesiniz. Evet. Öncelikle bu nasıl bir duygu? Tabii ki esnaf olarak çok güzel bir duygu. Esnaflara faydalı olabilmek güzel bir duyguydu bizim için. İşin içine girdiğimizde biz de bu kadar genç olduğumuzu bilmiyorduk. Ankara'ya Sayın Genel Başkanımızın yanına gittiğimizde o söyledi, senden genç daha karşıma çıkmadı diye söyledim. Dedim, biz de dedim esnaf adına dedim bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Sayın Başkanım. Yolun açık olsun dedi. Kurucu başkanlığını sağ olsun bize ön ayak oldu. Kendilerine de buradan teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıyeten Yozgat milletvekilimizdir AK Parti'den. Güzel bir duygu. Genç bir yönetici olmak gerçekten güzel bir duygu. Evet, genç başkanım. Bize öncelikle Soner Er kimdir? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Soner Er kimdir? Çorlu doğumluyum. Esnaf bir babanın oğluyum. 18 yaşından beri resmi olarak ticaret, taksi ve personel taşımacılığı işiyle uğraşıyorum. Daha öncesinde 13 yaşında bulaşık yıkamaktan geliyoruz yani esnafla. Yani köklü bir esnaf diyebiliriz. Yani esnaflığı çok iyi bilen bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Esnaflar adına da güzel şeyler yapmayı seviyorum. Böyle efendim, duygular içerisindeyim. Geçtiğimiz hafta hayırlı olsun. Çok genel kurulunuz oldu ve siz tekrar güven tazelediniz. Evet. Bu yapılan genel kurul sonrası değerli ortaklarımıza, değerli vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? 18 Ocak'ta genel kurul seçimli genel kurulumuz oldu. Tabii karşımızda bir genç kardeşimiz de vardı. Ona da başarılar diledik. Medeni cesaretini kullandığı için. 214 esnaf arkadaşımız var. Kooperatifimize kayıtlı ortak arkadaşımız var. Haziran'da 198 ortağımız oy kullanma hakkına sahipti. Genel kurulumuza katılan 151 ortağımız oldu. Bu seçimli genel kurulumuzda 106 oy alarak tekrar güven tazeleyerek görevimizin başında esnaf arkadaşlarımız bizi uygun görerek geldik. Tekrardan geldik. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum bütün esnaf arkadaşlarım adına.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Hani bizleri bu göreve layık gördükleri için tekrar. Evet, değerli izleyenler, ara ara genel kurul görüntülerini aktarıyor. Sonra da bazen esnaflar açık destek vermişler. Yani evet. Onu da nadiren gördük biz. Bu konu nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Esnaf arkadaşlarımız teveccüh gösterdiler. Başkanım, biz senin her zaman yanındayız. Sana açık destek vermek istiyoruz diye söylediler. Dedim onore olurum, gurur duyarım. Kendileri de sağ olsunlar bizlere kendi ceplerinden tabelacı arkadaşlarla anlaşıp güzel bir uygulama yapmışlar. Jest yapmışlar bize. Kendilerine de buradan teşekkür ve saygılarımı sunuyorum açık destek veren arkadaşlarıma. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da her zaman baş tacı. Evet. Şimdi efendim yeni bir ilçede yeni bir kooperatif kuruldu. Bu gerçekten çok ihtiyaç var mıydı, yoksa çoğunluğu size yakın olduğu için ihtiyaçlara cevap veremiyor muydu? Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Şimdi 2014 yerel seçimlerinden sonra Ergene ilçesi olarak Tekirdağ Büyükşehir olunca biz de Ergene ilçesi olarak kurulduk. Tabi burada Ergene'de hiçbir resmi kuruluşumuz yoktu. Biz de resmi kurumlar, kuruluşlar ilçemizde olsun diye kooperatifi kurma gereksinimi duyduk. Tabi esnaf arkadaşlarımızla faydalı olmaktı amacımız. Çorlu uzak da değil, yakın da değil. Hani bir Misinli köyümüz var, buradan 30 km aşağı yukarı. En azından buraya gelip kendi esnafımıza biz sahip çıkalım dedik. Bu duygularla yola çıktık. Güzel de bir kuruluş, kurumu Ergene'mize getirdik. Bunun için de ayrı bir onur ve gurur duyuyorum kendim ve yönettiğim kurulu arkadaşlarım adına. Şimdi efendim ifade ettiğiniz gibi 214 üyeniz olduğunuz henüz daha yeni evet, kooperatif. 32 aylık kooperatifiz evet. Şu an. Peki şu an kredi olayımız nedir? Kimlere demeyelim. Şöyle kredi limitimiz nedir? Biraz onlardan evet. Bahsedelim. Akabilinde gerçekten bu kredi kefalet kooperatiflerini siz esnaflarımıza tavsiye ediyor musunuz? Bunun tabii ki. Faydası nedir? Veya zarar nedir? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Kooperatifimizi kurduğumuzda 7. grupla başlıyoruz biz bu kooperatifçiliğe. 75 bin lira üst limitimiz vardı o zamanlar. 2015 Haziran ayında kooperatifimizi kurduğumuzda 75 bin lira 7. grupla başladık. Tabi sırasıyla her grup başarıdır. 4 ay sonra 6. gruba, işte 10 ay sonra 5. gruba, 1 yıl sonra 4. gruba yükseldik. Verdiğimiz krediler ve geri dönüşler sayesinde. Tabi geri dönüşlerimiz de esnaflarımız çok düzenli ödemeleri sayesinde kooperatifimiz grup atladı. 1 yıl sonra 4. grupta 100 bin lira kredi vermeye başladık. Tabi bu hem bizim hem esnaf arkadaşlarımızın başarısı. 1,5 yıl sonra da 3. gruba çıktık. 4'ten 3. gruba çıktık ve şu anda 150 bin lira kredi veriyoruz. Yani yakın kooperatif, 40 yıllık kooperatif 2. grupta, 32 aylık 2,5 yıllık kooperatif 3. grupta. Yani bu... Bu bir başarıdır yani. Takdire şayendir. Evet. Zira Murat da şu an bildiğim kadarıyla o da 150 bin lira evet. Limitli. Ona bakarsan bir havsa gibi sizden çok çok önce kurulmuş. Tabii 40 yıl önceki kooperatifle yani, aynı kredi veriyoruz şu anda. Bu aynı gerçekten üstünlükle. Güzel bir başarı. Tabii ki. Burada dediğim gibi esnaf arkadaşlarımızın da çok büyük şeyi var, avantajı var. Onların sayesinde, onlar ödemelerini düzgün yaptığı zaman bizim de yetkilerimiz artıyor. Grubumuz yükseliyor. Burada kooperatifimizi daha iyi yerlere getiriyoruz tabii. Allah yolunuz açık etsin. İnşallah. Şimdi yeni esnafımıza veya olan esnafımıza kredi kefalet kooperatifini önerecekse neden önereceğiz? %0.5 faiz oranıyla devlet destekli kredi kullanıyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Normal bir bankadan alırsak kredi faizi nedir? Sizden alırsak nedir? Şu anda mevcut bankalarda en düşük faiz oranı 1.18. İhtiyaç kredisi, bireysel krediler 1.18'den başlıyor ve en fazla 4 yıla kadar vade yapıyor. En fazla 48 ay 4 yıla kadar vade yapıyor. Ama bizim esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız kooperatifimizin imkanlarından faydalandığı zaman 1 yıllık 0.4, 1 yılı aşan vadelerde 0.5 faiz oranıyla
kredi imkanlarından faydalanıyorlar. Ve de ayrıca 5 yıla kadar vade yapabiliyorlar. Daha uzun. Misal veriyorum, şu anda 100 bin lira kredimiz, 5 yılda geri ödemesi 22 bin lira bir faizi var. 122 bin lira geri ödüyor. Yani özel bankalarda bu 160-170 bin lira. 5 yılda 60-70 bin lira gibi faiz ödüyorlar. Kooperatifin faiz oranları tabii ki daha düşük. Ve ayrıca devlet destekli. Devlet destekli. Normalde bir faiz oranı, misal veriyorum, yarısını devletimiz ödüyor. Hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Ve Halk Bankası aracılığıyla biz bu kredileri esnaf arkadaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Esnafımız bu cazip krediyi alabilmek için ne yapmalı? Cazip krediyi... Anladığınız kriterler nelerdir? Esnaf ve sanatkar odalarından herhangi birine kaydı olması gerekiyor. Tabii kefil ve ipotek şartıyla biz bu kredileri esnaf arkadaşlarımıza veriyoruz. Tabii bulamayan da oluyor, kefil getiremeyen de oluyor. Kişilerin ticari siciline göre biz puanlama yapıyoruz. Hani gerekli yerlerde ikinci kefili, üçüncü kefil bile isteyebiliyoruz. Çünkü herkesin ticari sicili aynı değil. Bazı esnafın ticari ödemeleri aksamış, kredi takibe girmiş, kırmızı kalem yemiş falan. Buralarda bu arkadaşımıza kredi verebilmek için ipoteğini sağlam istiyoruz, kefilini sağlam istiyoruz. O arkadaşımızı kredilendirmeye çalışıyoruz. Elinden tutup ayaklandırmaya çalışıyoruz. Görevimiz burada esnafımıza destek olmak. Peki size müracaat ettiği kayıt oldu. Ne kadar süre içerisinde kredisi çıkıyor vatandaşın? Bizim burada fazla bir dosyamız beklemez. Esnaf arkadaşımız ne kadar çabuk evraklarını buraya getirirse biz de o kadar çabuk istihbarat ve sonuçlarını kendisine bildirip bir hafta içinde kredisini alır en geç. Evet. Bir hafta sürmez bile. Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, ikinci bölümdeyiz. Tekirdağ ilimiz Ergene ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki söyleşimiz devam ediyor. Konuğumuz Başkanımız Soner Er. Geniş yelpazede kooperatifimiz hakkında bilgileri aktarıyorsunuz ama evet. Ergene ilçesi yeni bir ilçe. Dolayısıyla kooperatifiniz de yeni bir kooperatif. Bir de sizin diğer ilçelere nazaran biraz daha güç şartlarda görev yaptığınızı kanaatine olarak söylüyorum. Evet. Zira Merkez Ergene ilçesi ama sizin kooperatifiniz Sağlık Mahallesi diye bölgede. Evet. Orada bir mesafe var. Evet. Dolayısıyla Velimeşe diye eski kasabamız, beldemiz yine size bağlı. Evet. Ona keza atıyorum vakıflar, Misinli, Ulaş gibi evet. bölgelere dağılmış bir esnaf kitlem var. Evet, çok dağınık bir ilçede evet, yaşıyoruz. Dağınık. Dolayısıyla sizin kooperatifinizi henüz daha birçok esnafın haberi yok. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii ki bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Ergene ilçesi çok dağınık bir ilçe. Velimeşe Çerkezköy tarafında kalıyor. Misinli Burgaz tarafında kalıyor. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza kooperatifimizin var olduğunu anlatmak için tek tek esnaf ziyareti yapıyoruz. Tek tek esnaf ziyareti yapıyoruz. Kooperatifimiz Sağlık Mahallesi'nde. Adres olarak da söylüyoruz, bilgilendiriyoruz. Kooperatifin imkanlarını tek tek esnaf arkadaşlara bildiriyoruz. Tabii ulaşım biraz zor ama bir şekilde esnaf arkadaşlarımızın biz ayağına gidip de bilgileri vermeye çalışıyoruz. Gerek yerel basında, gerek sosyal medyada tabii ki kooperatifin variyetini söylüyoruz ama genelde de tek tek esnaf ziyareti yapıp bunları anlatıyoruz, imkanlarımızı anlatıyoruz. Hatta şurada şöyle şeyimiz şöyle vardır. Kamerayı tutarsak. Şöyle bir kooperatifimizin nerede olduğu. Bilgilendirmek açısından. Kooperatifimizin kredi imkanları nelerdir? Ne kadar kredi verebiliriz? Bunları tek tek esnaf arkadaşları gezip bilgilendiriyoruz. Ayrıca bir de şöyle bir çalışmamız var Davut Bey. Evet. Esnafına sahip çık, alışverişini kendi esnafından yap. Efendim ben bir gazeteci,
bir televizyoncu olarak bu kampanyayı her zaman desteklemişimdir. Bugün büyük marketlerden bir ekmeği veresi alayamazsın. Kesinlikle. O büyük marketler senin cenazene veya düğününe gelmezler. Onlar da gelmezler. Ama o gariban bakkalımız, büfecimiz düğününe de gelir, cenazene de gelir. Senin varında da yanındadır, yokluğunda da yanındadır. Ben Soner Başkanımızı, Ergene ilçesi Kredi Kefalet Kooperatif Başkanımız Soner Başkanımızı tebrik ediyorum. Şu kampanyayı başlattığı için. Bunu bütün esnaflara tek tek gezip dağıtıyorsun. Veli Meşresi'nden tutun Misinli, Pınarbaşı, İğneler, Vakıflar, Ulaş. Şu an belki çıksanız Ulaş Mahallesi'ne sağda solda bütün esnaflarda bu vardır. Üyemiz olsun olmasın. Evet. Esnaf ayrımı tabii yapmıyoruz. Tabii esnafımızdan ziyade biz halkımıza bu çağrı yapmak zorundayız. Tabii. Değerli izleyenler, o büyük marketlerde ben her zaman söylerim. Bunlar esnafı yok etmek için kurulan... Artık nasıl tanımlayabileceğiz bilmiyorum başkanım ama... Büyük marketler gelirini dışarı götürür. Ama küçük marketler, bakkallar, küçük esnaflar... O beldede. O beldede gelirini bırakır. Yani bu şekilde. Ben vatandaşlarımıza da buradan bir seslenmek istiyorum. Alışverişini kendi esnafından yapsınlar. Büyük marketlerdeki bir çikolatanın gramajı, misal veriyorum 100 gram olması gerektiği yer 80 gram. 10 kuruş daha ucuz diye oradan alıyoruz ama burada bir yanlış var. Bakkaldaki 100 gram market, o büyük marketteki 80 gram. Ona göre de bir şey var. Tamamen bu göz aldatmacası oluyor. Ve müşteriyi büyük marketlere yönlendirme politikası oluyor. Dediğim gibi vatandaşlarımızdan kendi esnaflarına alışveriş yapmasını tavsiye ediyorum. Siz halka çağrı yaptınız. Ben de hükümete biraz gönderme yapayım. Bu mesaj yollayalım en azından. Ya bu büyük marketlere izin veriyorsanız ki artık bunlar belediye denetiminden çıkıyorlar. Biliyorsunuz bunlar evet. Bakanlıktan artık yetki alıyorlar başkanım. Evet. Hükümete şöyle sesleniyorum. Arkadaş bunu en azından merkez ilçe dışına atalım. Evet. Ki Almanya'da bunun örnekleri çoktur. Evet. Kesinlikle merkez içerisinde büyük markete pek yer vermiyorlar. Evet. Niye? O küçük esnafı yaşatmak için. Bazı belediyelerimiz de şu şekilde bir çalışma yapıyor. Bir mahalleye en fazla bir market zinciri. İkinci market zincirine izin vermiyor belediyeler. Evet, bu da çok güzel bir uygulama. Yani burada tabii belediye başkanları da bazı yerlerde göreve gelmesi gerekiyor. Oradaki esnafı bitirmemek gerekiyor. İkinci markete atıyorum misal bir A firmasının ikinci şubesine aynı mahalleye gerek yok. Şimdi Soner Başkanım geçtiğimiz görev icabında çok bölgeyi geziyoruz. Evet. Keşan'da çok güzel bir organizasyona şahit oldum. Oranın esnaf başkanı, kredi kefalet kooperatif başkanı, ticaret odası başkanı ve belediye başkanı. Hı hı. Ortaklaşa 3 ayda bir caddeyi kapıyorlar, esnaf günü ilan ediyorlar, esnafa kaldırma izin vererek o gün yani 3 ayda bir o cadde esnafı istediği ürünü istediği indirimle satabiliyor. Sizler Ergene'de böyle bir projeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki yani talepler halinde böyle bir çalışma olabilir. Esnaf arkadaşlarımız uygun gördükten sonra belediyemiz de... Gerçi çok geniş bir alana dağılmış bir esnafımız var. Sizler için evet. Çok zor olacak ama... Tabii bu arkadaşlarımızı toparlamak biraz zor olabilir ama... Evet. Esnafımız ne talep ederse biz o uygun olan şeyi esnafımıza yapmak isteriz. Şimdi efendim bir de ülkemizde ciddi anlamda bir kriz var. Bu evet, hissedilir kesinlikle. Veya hissedilmez bazı kesimler için ama esnaflara baktığımızda biz gerçekten siftahsız diken kafadan esnaflara şahit oluyoruz. Evet. Evet. Esnafların sorunlarını yerinde dinlemek için böyle bir çalışmalarınız oldu mu? Zaman zaman tabii dediğim gibi esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf büyük mağazalardan şikayetçi oluyor bizlere. Yanlarında çırak, kalfa yetiştirememekten şikayetçiler. Meslek grupları bu şekilde bitiyor. Bir kuaförün yanında çırak, kalfa artık yetişmiyor. Ya da aileler çocuklarını mesleklere yönlendirmiyorlar. Burada bayağı bir
sıkıntılar ben oluyor. Ben her gittiğim ilçede, beldede, ilde hep bu sorunu. Hani bu 4+4+ sistemi geldi. Kalifiye evet. Eleman sorunu evet. Tamamen başladı ve 10 yıl sonra esnaf ne yanına bir kalfa bulabilecek evet. Veya bir, dediğiniz gibi bir berber kalfa bulamayacak, bir tamirci yanına bir çırak bulamayacak. Tabii ki. Yani ülkemizi hazır bir tüketime alıştırıyorlar. Oysa arkadaş 4+4'ten sonra ben sanat okullarına, sanayiler, meslek okulları tabii ki, tabii ki. Yani şimdi burada bazı aileler de hata yapıyor. Nasıl hata yapıyor? Çocuğunu bir kuaföre verdiği zaman, kuaför arkadaşımız biraz sert konuştuğu zaman hemen aileye şikayet. Ahmet abi bana bağırdı. Ya bağıracak, mesleği öğretmek için bir yerlerde bağıracak. Tabii ki bunlar olacak şeyler. Şimdi ben şiddeti çok önermiyorum ama aslında yani ağaç derler ya, yaşken eğilir. Tabii ki. Ya bizim zamanımızda yani neler çekmedik biz. Tabii ama ki, tabii ki. Şimdiki bir de gençliğe bakıyorum. Çok saygısız da bir gençlik evet, yetişiyor evet. Başkanım. Yani alınmayın lütfen değerli izleyenler. Ben bunları en azından bir bölümü diyelim. Sosyal medyada görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz. Ha belki bunu medya dünyası bu hale getiriyor. Evet. Ama benim tasvim etmediğim bir gençlik yetişiyor. Bunu da kabul evet. edelim. Meslek öğrenmeyen bir gençliğimiz var. Hakikaten şu anda sokaklarda, internet kafelerde gibi yerlerde boşa vakit harcıyorlar. Bir meslek öğrenemiyorlar. Bunlar bizim yani için gençlik kayıp. Gençlik kahve köşelerini kurtarmak kesinlikle, lazım aslında. Kesinlikle. Hani okumaya da niyeti yoksa en azından bir meslek öğrenmeye çalışsın gençlerimiz. Böyle evet. Bir... Şimdi efendim son bir aramızı veriyoruz. Hemen birazdan programımızı kapanışını yapacağız. Bizlerden ayrılmayın. Efendim bir tarafta çaylarımızı, nescafelerimizi yudumluyoruz. Diğer tarafta söyleşimiz devam ediyor ve biz Soner Başkanımızla son etaba geldik. Evet başkanım, el izini doğrusuyla güzel bir söyleşimiz oldu. Ben öncelikle Ergene ilçesi esnafımıza önemli mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Ama sizin de son mesajınız nedir efendim? Son mesajımız nedir? Ergene ilçemizdeki bütün esnaflarımızın her zaman yanındayız. Kooperatifimizin kapıları sonuna kadar onlara açıktır. Esnafımız için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Görevimizin başındayız. Esnaf arkadaşımızın yanındayız. Şimdi ben buradan bir de özellikle Ergene ilçesindeki esnaflarımıza önemli duyuru yapmak istiyorum. Yani Ergene ilçesinde esnaf kredi kefalet kooperatifi vardır ama nerededir diyenlere Sağlık Mahallesi'ndeki polis karakolunun karşısında mı diyelim? Şöyle açık adres olarak söyleyeyim ben size. Adresimiz Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi E5 Karayolu üzeri No 76 Daire 2. Bu şekildedir açık yani adresimiz. Karşımızda bir otel var. Burada otel karşı dediğimizde. Otel biraz daha aşağıda kalıyor. Aşağıda karşımızda efsane AVM'nin tam karşısında kalıyoruz. Sağlık Mahallesi'nde yol üzeri diyelim en basit evet. olarak. Oradan da kısa bir görüntüler birazdan ekrana gelecek değerli izleyenler. Şimdi efendim Ergene ilçemizin kredi kefalet kooperatifi bir başkanı var mı? Yani çok dağınık bir bölgeye kaç personelle hizmet veriyorsunuz? İki personelle hizmet ediyoruz. Bir Figen Hanım var. Figen Aydoğan. Kredi takip genel sekreterimiz de kendisi. Bir de ayrıca genel muhasebemizi dışarıdan takip eden Nazife Göç Hanım. İki personelimizle kooperatifimizin işlerimizi takip ediyoruz. O zaman o Figen Hanım'ı başarılı olarak bulunan evet. Figen Hanım'ı da biz ekranlara getiriyoruz ama kısa bir aradan sonra. Kendisi de en başarılı, en disiplinli çalışan personellerimizden birisidir. Esnaf arkadaşlarımıza güler yüzü ve sıcakkanlılığıyla her zaman yardımcı olur kendisi de. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Onun da başarısı büyüktür bizde. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara tekrar. Evet değerli izleyenler. İşte bizler Kredi Kefalet Kooperatifi'nde yavaş yavaş programımıza son veriyoruz ama az önce bahsettik Figen Hanım'da. Soner Başkanımızın sağ kolu, o da burada. Efendim kolay gelsin, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür merhabalar. Ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Lütfen oturun, sizleri tanımak istiyoruz. Adım Figen Aydoğan.
Bir seneyi geçti. Ergen Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde çalışmaktayım. Daha önceden çalışan arkadaşlarımız varmış. Tabii başkanımı da bir seneyi geçkindir tanıyorum. Burada normalde kredi kullandırımı işlemini gerçekleştiriyorum. Sürekli esnaflarla iç içeyiz. Nasıl diyeyim? Başkanımla beraber bir senedir gitmediğimiz, yani Ergene ilçesine bağlı mahalle olarak gözüken Kırkgöz, Esenler, Vakıflar, Misinli, Velimeşe, Pınarbaşı, her yere yani beraber başkanımla gezdik. Esnaflarımıza kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi herkes Ergene ilçesi değil de hala burasını Sağlık Mahallesi olarak görüyorlar. Kendilerini Velimeşe olarak, biz nereye bağlıyız, Çorlu'ya bağlı değil miyiz diyenlerle de karşılaşıyoruz. Biz de istedik ki bütün esnaflarımıza, Ergene ilçesi esnafına, biz burada Ergene Esnaf Kefalet Kooperatifi ise kendi esnafımıza destek çıkmak istiyoruz. Bu şekilde gezerek esnaflarımızı bilgilendiriyoruz. Sağ olsunlar, çoğu kişi de böyle bir imkanların olmadığını, ya imkanların olduğunu fakat böyle bir imkandan haberdar olmadıklarını bize söylüyorlar. Bugün de Velimeşe'den bayağı gelen bir esnafımız oldu. İmkanlarımızı mümkün olduğunca buradan açık ve net yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buraya gelemeseler bile her gezdiğimiz yerlere telefon numaralarımızı veriyoruz. Onlara telefonda da ön istihbarat olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Uygun olduğu takdirde de burada kredi kullanma çok, başkanımın da dediği gibi çok uzun biz elimizde dosya tutmayız. Bize ön istihbaratla ilgili bugün evrak geldi. Biz bugünkü gelen evrakı, ön istihbaratını hazırlayıp bankaya sunarız. Ertesi günü bize olumlu veya olumsuz cevap gelir. Çünkü esnafımızı bir hafta, iki hafta oyalamak demek, belki o anda gerçekten çok acil bir para ihtiyacı vardır. Ben onu iki hafta oyaladığım zaman, iki hafta sonra kusura bakmayın olumsuz dediğimde, belki başka yerden bir çare bulacaktı, derdine deva olacaktı. Biz mümkün olduğunca ertesi günü olumlu sonuç gelirse evrakları hazırlamalarını söylüyoruz. O evrakları da toplayıp kefilleriyle beraber bize ne kadar kısa sürede gelirse dosyamızı hazırlayıp bankaya teslim edip en geç dosya bankaya teslim olduktan sonra 2-3 gün içerisinde de krediyi kullandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başka rica bir ederim. Mesaj var mıydı? Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. İlk zamanlar buraya girdiğimde gerçekten ben Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin ne amaçlı olduğunu dahi bilmiyordum. Beni iki hafta boyunca, yani işi kapmak diyeyim daha doğrusu, sürekli diğer kooperatife, arkadaşlarımızdan yardım almak için Muratlı Kooperatifi'ne her gün gittim geldim, yeri geldi kendisi başkanım götürdü. Oradan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kar demedik, kış demedik. Sonuçta bu işi öğrendim. Severek de yapıyorum. Başkanımdan da memnunum. Esnafımdan da çok memnunum. Yani bugüne kadar diyorum ya, bir seneyi geçti. Yolda beni gördükleri zaman herkes esnafıma hani selam veriyor. Başka, yani sanki cumhurbaşkanıymışım gibi selam vererek böyle geçiyorum esnaflara. Bu da beni mutlu ediyor tabii şimdi ki. Şimdi buraya niye çıktın Figen Hanım? Şimdi tüm Trakya'ya yayıldım. Tüm dünya, dünyanın her yerini izlenen bir kanalız tabii. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Tekirdağ ilimiz Ergene ilçesinin Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nde yapmış olduğumuz söyleşi burada son buluyor. Şimdi nerede miyiz? Bizden ayrılmayın.